İyi bir kariyer için iyi bir eğitim almak şart. Bu yüzden size Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni öneriyoruz. Bir ışık gördüysen, inciden, cevherden, doğudan batıya ve kuzeyden güneye uzanan bir ışık. Varlığı coğrafyaların ötesinde, gelecek zamanların ufkunda gezinen, yiğitlerin erlik yolunda, erenlerin yarlık yolunda, bir aydınlık ki bütün ziynetlerden daha değerli. Bilesin, hikmetin ışığıdır o. Köklerine inen, hayat veren söz. Yani saflığın ışığı. Sevgi kıvılcımlarıyla dolanır yeryüzünde. Gör ve anla, sonra esintisi gönül dünyasını kuşatan bir koca bilgeyi düşün. Birlik ve dirlik yolunda. Her ne ararsan orada ara. Çünkü görmen için aydınlık gerekli. Aydınlanmak istersen ışığa yönel. Huzur bulursun. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bugün de sizlere Ankara Çankaya'dan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de yanımızda mütevelli heyet başkanı Profesör Doktor Sayın Musa Yıldız bulunmakta. Bakalım bizlere eğitimleri hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar ve ben hemen mütevelli heyet başkanıma Musa Bey'e dönmek istiyorum. Öncelikle merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Kısaca sizleri tanıyabilir miyiz Musa Bey? Tabii ki. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi'nde profesör doktor olarak görev yapıyorum. 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın atamasıyla birlikte bu üniversitenin mütevelli heyet başkanlığı görevini yürütüyorum. Peki Musa Bey, burada Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak genel olarak bünyeniz dahilinde vermiş olduğunuz eğitimleriniz hakkında sizlerden kısaca bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye ile Kazakistan'ın ortak devlet üniversitesi. Üniversitemizin örgün eğitim kısmı Kazakistan, Türkistan şehrinde, Güney Kazakistan eyaletindeki Türkistan şehrinde. Üniversitemizin orada 10 fakültesi, bir yüksekokulu var. Türkiye'den öğrencileri alırken üniversite imtihanıyla öğrencilerimizi alıyoruz. Bu yıl itibariyle 11 programda 100 kontenjanımız var Türkiye'li öğrencilere. Bu programları sıralayacak olursak, Türk Dili ve Edebiyatı, Kazak Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, gazetecilik, uluslararası ilişkiler, işletme, ekonomi, bilgisayar mühendisliği, ilahiyat ve tarih. Peki hocam, bu üniversitelere gitmek isteyen sevgili öğrencilerimiz neler yapmalı, nerelere başvurmalı? Bunların detaylarını da ben kısaca sizden öğrenmek istiyorum. Normal üniversite imtihanlarına başvururken yaptıkları süreci takip etmeleri yeterli. Bizim üniversitemizin web sayfası ayu.edu.tr sayfasında da yeterli bilgiler mevcut. Öğrencilerimiz bizim üniversiteyi kazandıktan sonra bizim ekibimiz İstanbul'da güler yüzlü arkadaşlarımız öğrencileri teslim alıyorlar. Türkistan'daki yetkili arkadaşlara teslim ediyorlar. Öğrencilerimize kalacak yer temin ediyoruz. Yılda bir defa gidiş dönüş uçak biletlerini ödüyoruz ki örneği yok bunun Türkiye'de. Evet. Aynı zamanda da onlara aylık yaklaşık 70 dolar civarında da bir burs veriyoruz ki bu da Türkistan şehrinde, o mütevazi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu şehirde öğrencilere yetecek bir miktar. Yani ailelerin gözü geride kalmıyor sizlerin sayesinde. Tabii elinize, emeğinize sağlık diyoruz böyle eğitimlere önce olduğunuz için. Peki efendim Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak ilerleyen süreçlerdeki hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir Musa Bey? Ben bunları da sizlerden öğrenmeden geçemeyeceğim efendim. Bizim Kazakistan'daki örgün eğitimimizin yanında Türkiye'de uzaktan eğitim programlarımız var. Uzaktan eğitimleri burada Ankara'da buradan yönetiyoruz. Bu binadan yönetiyoruz. Bir ön lisans programımız, 3 lisans programımız var. Bu programlara yine üniversite imtihanlı öğrenci alıyoruz. Onun dışında da 16 tane de yüksek lisans programımız var. Ki yüksek lisans programlarında da şunu ifade etmek istiyorum. ALES şartımız yok. Evet. Temmuz ayı içerisinde müracaatları başlıyor. Eylül ayının başına kadar da müracaatlarımız devam ediyor. Peki efendim bu eğitimlerinizi uzman kaç kişilik bir eğitimci kadrosuyla gerçekleştirdiğinizi de sizden öğrenebilir miyiz? Bizim örgün eğitimde Kazakistan'da yaklaşık 900 civarında hocamız var.
ki toplam öğrenci sayımız 9.000 civarında. Bu da dünya standartlarının çok üzerinde. 10 öğrenciye bir hoca düşüyor. Evet. Uzaktan eğitimde yaklaşık 300 civarında Türkiye'nin değişik üniversitelerinden alanında en iyi olan hocaları seçerek uzaktan eğitim programlarımızı online olarak, eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Peki efendim, ben şimdi çok özel bir soruyla programıma devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki eğitim sektöründe yalnız değilsiniz. Sizler gibi eğitim veren farklı üniversitelerimiz mevcut. Sizleri Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak diğer üniversitelerimizden farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizi ben sizlerden öğrenmek istiyorum Musa Bey. Tabii en önemli avantajımız yurt dışında olmamız, Türk dünyasında olmamız. Bugün yurt dışında herhangi bir ülkede velilerimiz çocuklarını okutmak istedikleri takdirde yüklü meblağlarda aylık para ödemeleri gerekiyor. Ama bizim üniversitemiz tamamen ücretsiz. Kalacak yerine gidiş dönüş uçak biletini biz ödüyoruz. O açıdan çok düşük maliyetlerle çocuklarını yurt dışında okutma imkanı bulacaklardır. Bizim üniversitemizde okuyan gençlerimiz hem Kazak Türkçesini hem de Rusça dilini de rahatlıkla öğrenmiş olacaklar. Peki efendim, ben biraz da sektörel sıkıntılarınızı sizlere sormak ve öğrenmek istiyorum. Biliyorsunuz ki eğitim sürecinde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız ve zorluklarınız muhakkak oluyordur. Varsa nelerdir bunlar? Şöyle, bizim sıkıntılarımız tabii üniversitemizin yurt dışında olması, Türkiye'den çok uzak bir yerde olması bize bazı sıkıntılar doğuruyor. Evet efendim, buradan son olarak bizlere ve bizleri ekran başında izleyen sevgili izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Biz sizin kanalınız vasıtasıyla öğrencilerimize Türk gelenek ve göreneklerinin yaşandığı Hoca Ahmet Yesevi diyarı Türkistan'da okuyup eğitim almaktan zevk alacaklarını, kendilerini yetiştireceklerini, donanımlı bir şekilde ülkemize dönüp hem ailelerine hem de memleketimize hizmet edeceklerini düşünüyorum. Ve bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Seyircilerimize de hürmetlerimi arz ediyorum. Efendim, bizler de sizlere aktarmış olduğunuz bu güzel bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice olsun. Güzel günler sizlerle olsun Musa Bey. Şimdiden iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Sizler de sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili Sektörün Enleri programı izleyicileri, bugün de sizlere Ankara Çankaya'dan, eğitim sektöründe öncü lider bir kurumdan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden seslendik. Ben şimdilik sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşça kalın. Hep evrensel bir dilim olsun istedim. Uygarlık için. Bilim için. Özgür düşünce için. Başarı için. İnsanlık için. Ülkem için.